Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Akademisi, Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden dördünün Ankara'da bulunan ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'la Bitlis'te kaza kırıma uğrayan, helikopterde şehit olan askerlerden dördünün Ankara'da bulunan ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesini ziyaret eden Bakan Akar ve komutanlar, şehidimizin eşi Zinet Erbaş'la oğlu Yiğit Alp Erbaş'a taziye dileklerini iletti. Bakan Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile daha sonra Albay Şentürk Aydınyer'in Eryaman'daki, Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Sincan'daki ve Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun Dikmen'deki baba ocağını ziyaret etti. Ailelere başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli, gazileri ve şehit aileleriyle büyük bir aile olduğunu vurguladı, şehitlerin anılarının yaşatılacağını ifade etti. Şehit aileleri ve gazilerimize mürekkep. Onlarla beraber, hep beraber büyük bir aileyiz. Allah'ım sizler sağ olun. Kurban oldum Allah, askerimize her zaman, her yerde, havada, denizde, karada muzaffer eylesin. Sağ olun, var olun, sağ olun. Sağ olun. Onu düşünüyoruz. Sağ olun. O niyetle çocuğumuzu gönderdik. Sağ olun abi. Bu da görevli iş hakkıyla yaptı. Evet. Ondan da Allah razı olsun. Şehit babası Himmet Aydınyer de Bakan Akar ve komutanlara gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Ben mutlu düştüm bir yere. Sağ olun. Ben de şehit oldum. Sağ olun. Allah razı olsun.